Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, hatta dünya ekonomi tarihinin görmediği bir döviz manipülasyonu üzerine, kimilerine milyarlarca dolar kazandıran, milyonlarca insanın birikimini eriten, Merkez Bankamızın soyulmasına, hazinemizin yağmalanmasına ve milletimizin birikimlerinin eritilmesine sebep olan bir döviz manipülasyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılması için bir önerge verdik. Ne demek istiyoruz? Niye bu şüpheyi duyuyoruz? Niye Merkez Bankası'nın soyulduğunu, hazinenin yağmalandığını düşünüyoruz? Değerli arkadaşlar, bu millet kıt kaynaklarıyla yüz milyarlarca dolar döviz biriktirmişti, rezerv biriktirmişti. İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın damadı tarafından 128 milyar dolar rezervimiz ortalama 6,5 lira kurdan satıldı. Bugün döviz 13,5 lira. Bu parayı geriye koymak için döviz hiç oynamasa bile 750 milyar lira kaynağa ihtiyaç var. Bu bir kamu zarardır. Ancak bu zararın karşılığında kâr edenler vardır. Peki bu kâr nasıl elde edildi arkadaşlar? 20 Aralık tarihi bu vurgunun en doğruğa çıktığı tarihtir. 20 Aralık tarihinde ne oldu? Vatandaşlar koşa koşa dövize gitti. Peki bu vatandaşları kim manipüle etti? Kim bu vatandaşları dövize sevk etti? Biz değil mi? Ben mi dedim faiz enflasyonun sebebidir? Ben mi dedim faiz enflasyonun sebebidir? Ben mi bu ülkede enflasyonu patlattım? Ben mi dedim ihracatı önemsiyoruz? Artık kur bizim için değil. Bilmediğiniz konuda iddia etmeyin. Bunları söylediğiniz an herkes gider dolar alır. Ve insanlar alın teriyle biriktirdiğini, çaldığını değil, ayakkabı kutusundan çıkardığını değil, alın teriyle biriktirdiğini saraylarda yaşayanlara yedirmemek için gitti döviz aldılar. Peki o gece ne oldu? 18 liraya çıkardığınız dövizi 18 liradan sattırdığını, bak bu viyop. Viyop ne demek biliyor musun? Vadeli işlemler opsiyon. Yok, seninkiler yaptı, onlara niye söyleyeceğim? Seninkiler yaptı bunları. Hayır, bak doğru. Saat 9:25 gece. İşleme 5 dakika kala. Siz tutup da o işlemi 9'a 25 kala %10 sınır var. Alt ve üst sınır. Viyop şunu söylüyor. Diyor ki %10'u geçemezsiniz karda, %10'un da altına düşemezsiniz. Saat 9:25 gece piyasaların açılmasına 4,5 dakika kala. Alt limiti %10'dan bir günlüğüne %80'i indirdiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Orada bir sürü ihracatçı var. Bir sürü ithalatçı var. Bir sürü bireysel yatırımcı var. Fiziki döviz talebi olmasın diye orada insanlar size güvenerek işlem yapıyor. %80'in altına düşürdüğünüzde 18 dolar dövizi 3.60'a indirdiniz. İnsanlar teminatlarını yaktılar. 3.60'dan döviz alan oldu. 18 liradan satanlar olduğu gibi. Peki bunun bilgisi kime verildi? Madem kendinize çok güveniyorsunuz, madem hiçbir şey yapmadınız, gel kardeşim kuralım bir araştırma komisyonu, biz iddiamızda haklı çıkalım, siz de tertemiz pırıl pırıl çıkın bu işten. Var mı öyle bir yüreğiniz? O zaman niye bağırıyorsunuz? Bir sürü insan servetini kaybetti, intihar eden insanlar var. Ben bağırmayacaktım, bağırınca bağırmak zorunda bırakıyorsunuz. Sakin konuşarak defalarca anlatmaya çalıştım. Peki bu insanların zararı ne olacak? Milyarlarca dolar Merkez Bankası'nı soyanlar. Ya Merkez Bankası bilançosunda hile yapılır mı be? 30 Aralık günü 130 milyar Durmuş Bey anlattı. Zararda olan Merkez Bankası'nı 60 milyar dolara bir günde kâra geçirip parayı soyacağınız hazineye aktarmak yakışıyor mu değerli arkadaşlar ya? Size sordu grup başkan vekili. Bir tek cevap vermiyorsunuz. Size sordu sayın grup başkan vekili. Manipülasyon deyip o kadar adama dava açtınız. Beyler, bayanlar, Erdoğan'a inandı millet. Erdoğan, bak tekrarlıyorum, faizi düşüreceğim diyor. Enflasyonu patlatıyor. Üstüne üstlük ihracat bizim için önemli, kur önemli değil deyip o gece çıkıp piyasalar kapandıktan sonra kur garantili mevduat diye şapkadan tavşan çıkarıyor. Yazık değil mi o sözlere inanan insanlara? Bu kadar insan soyuldu. Peki Merkez Bankası Başkanı görevden alınmadan önce, beklenmeyen faiz kararları alınmadan önce kim bu ülkenin dövizlerini alıp satıp milyarlarca dolarına milyarlarca dolar kattı? Kamu bankaların yurt dışı iştirakleri üzerinden ne oldu? Hiçbir şey olmadı mı? Gelin o zaman mertçe diyelim ki bu araştırma önergesiyle bunu açığa çıkaralım. Değerli arkadaşlar, tamamlayalım lütfen. Elimden geldiğince şimdiye kadar sakin konuşmaya çalıştım.
Ama insanların birikimlerini böylesine şüpheli işlemlerle, böylesine haram işlerle ortadan kaldırırsanız bizim de sükunetimizin bir yere kadar, bir yere kadar çekersiniz. Bakın burada cuma hutbesi gibi konuşan milletvekili var. Başörtüsünden bahseden milletvekili oldu. Milyon, 83 milyon insanın hakkı bir gecede milyarlarca dolar olan insanlara aktarıldı. Bu aktarılan yetimin hakkı. Bir şey yok mu diyorsunuz? Biz yanlış bir şey mi iddia ediyoruz? Gel kardeşim kuralım komisyonu. Ama eğer bu komisyonu kurmuyorsanız biz bunun hesabını muhakkak soracağız. Öyle kuytuda paraya iman edip halk içine çıkıp Allah'a iman etmekle bu işler kapatılmaz. Bu işler masum kızların başörtüsüne sarılamaz. Halkı soyandan hesap sormayandan namert olsun.